Bunları yapmak üzere ilçe müftümüz Sayın Sabit Eger'in hocamızı kürsüye davet ediyorum. Aziz Çanakkale şehitlerinin ve gazilerinin muhterem ruhlarını yâri cemillerle zikredeceğimiz programa hepiniz hoş sefa geldiniz. Onlar olmasaydı belki de biz bugün vatansız kalmıştık. Onların kanları asla heder olmadı. Bize çok değerli bir maneviyat, güzeller güzeli bir ülke bıraktılar. Bizler bugün huzur içerisindeysek, bizler bugün doğusuyla batısıyla bir vahdetin küçük parçaları olduğumuzu düşünüyorsak, bunu Çanakkale destanına borçluyuz. Rabbim onları anlamayı, evlatlarımızı onlara benzeyerek yetiştirmeyi bizlere nasip etsin. Ben sözü çok fazla uzatmadan, en güzel şekilde hem manevi hem maddi yönüyle Çanakkale destanını bizlere anlatacak olan kıymetli hocamızı Mustafa Turan hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Sayın Kaymakam, Sayın Müftü, buram buram vatan kokan, bayrak kokan, inanç kokan, tarih kokan, güzel yerlerimizin güzel insanları, sizleri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bu akşam, bundan 100 yıl önce Çanakkale'de canlarını veren kanlarını adıtan şehitlerimizi yad etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Rabbim cümlesine gani gani rahmet eylesin. Eğer onlar orada can vermeselerdi, kan akıtmasalardı, biz özgür bir vatanda yaşama imkanı bulamayacaktık. Onlara minnet ve şükran borçluyoruz. Çanakkale destanının dünyada bir emsali daha yoktur. Çanakkale genel olarak Türk milletinin hafızasında ve dünya tarihinde abideleşmiştir, ebedileşmiştir, efsaneleşmiştir, destanlaşmıştır ve heykelleşmiştir. Ecdadımız orada kandan, denizden deryalar geçmiştir, göğsünü düşmana siper etmiştir ama düşmanı Çanakkale'den içeri koymamıştır, geçirmemiştir. Şöyle bir söz vardır. Çanakkale'nin ne olduğunu önce Türk milletinin öğrenmesi, ardından nesillerine öğrenmesi bir şeref borcudur. Eğer ben bir tarihçi olarak bunu anlatmazsam bu bana vebaldir. Öğretmen öğrencisini anlatmazsa ona vebaldir. İmam cemaatini anlatmazsa ona vebaldir. Komutan askerini anlatmazsa ona vebaldir. Çanakkale'nin yüksek ruhunu anne baba çocuklarına anlatmazsa onlara vebaldir. Topyekun millet olarak Çanakkale'yi önce öğretmek, sonra nesillerimize öğretmek bir şeref borcumuzdur. Hani şair öyle diyor ya, şu yeryüzü her meydanı, gönül sevmez her meydanı, yürek size yorgan yatak, koç yiğide ver meydanı, yiğitler tuğ kaldıran da, atlar dizgin dolduran da, Çanakkale'de, Sakarya'da, Çaldıran'da, gel kardeşim gör meydanı diyor ya, değerli dinleyenlerim, Çanakkale bir meydan, gelip o bir arabası bir meydan ama tarihin şahit olmadığı bir meydan.
Dünya tarihinde misali görünmemiş bir savaşın yapıldığı ve zaferin kazanıldığı bir meydan. 100 yıl sonra biz bu gece şehitlerimizin anısına burada toplandık, onları yad ediyoruz ve kadim şanslığın ve vefanın bir gereği olarak onları rahmet derlerinde zanıyoruz. Çanakkale'ye ne kadar gidip geldiğini biliyorum değerli dinleyenlerim. Herhalde yaşımdan daha fazla gitmişimdir ancak ne zaman Çanakkale'ye gitsem, Çanakkale'den geriye dönerken soğuk bir delik düşünün. Bu deliği kızgın bir ateşin içerisine koyun, kıpkırmızı bir hal alacaktır. Ardından kızaran bu deliği bir suyun içine sokarsanız nasıl cız diye bir ses çıkarırsa, her Çanakkale'den dönerken yüreğimde böyle bir cız sesi hissederek dönmüşümdür. Sebebini soracak olursanız ben Çanakkale'de gençlerimizi gördüm. Öğrencilerimizi, nesillerimizi, çocuklarımızı gördüm. 253 bin şehidimizin kefensiz yattığı Çanakkale'de avare avare dolaşıyorlardı. Kızlı erkekli fıkırdaşarak geziyorlardı. Bira şişelerini içmişer şehitliklere atmışlardı. Hatta daha da kötüsünü gördüm ben. Çanakkale şehitler abidesine aşk sloganı yazan Türk gençleri gördüm ben. Eğer bir Türk genci bunu yapabiliyorsa, bir, ya gaflet, dalalet veya hıyanetten yapıyordur. İki, cehaletten yapıyordur. Ben birinci alternatifi kabul etmek dahi istemiyorum. Cehaletten yapıyor olmalılar. Maalesef başta biz tarihçiler olarak, eğitimciler olarak, anne babalar olarak Çanakkale'nin yüksek ruhunu, manasını ve muhtevasını ne gereğini öğrenebilmişiz, ne de çocuklarımıza öğretebilmişiz. O bakımdan topyekun millet olarak yücelmek ve yükselmek istiyorsak, geleceğimizden emin olmak istiyorsak, tarihimizi, zaferlerimizi, milli defahirimizi nesillerimize aktarmak zorundayız. Ben Çanakkale'ye yaklaşırken kalbimde ve gönlümde ilişkileri çok büyük depremler meydana geliyor. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Tüylerim diken diken oluyor. Ve o toprağa basarken hicap duyuyorum ben. Acaba bu toprağa basmaya layık mıyım? Burada kefensiz yatan şehitlerimizin huzuruna çıkmaya layık mıyım derken gençlerimizin meseleden habersiz orada dolaştıklarını görünce çok üzüldüm. Akif öyle diyordu. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı derken çocuklarımızın bundan habersiz olduğunu öğrenince, görünce, şahit olunca Çanakkale hakkında bir tarihçi olarak araştırma yapmaya karar verdi değerli izleyici kardeşlerim. Ekranda görüyorsunuz Çanakkale bölgesini gezdim, dolaştım. Askerlerimizin savaştıkları bölgeleri gezdim, sahilleri gezdim. Askerlerimizin, mehmetçiklerimizin yaşadıklarını manen ve ruhen yaşamaya çalıştım. Bu akşam ben size Çanakkale konusunda teknik bilgi vereceğim. Çanakkale'nin siyasi ve askeri boyutuna hiç temas etmeyeceğim. Atatürk Çanakkale'yi anlatırken yüksek ruh olarak anlattı. Ve ben bu akşam sizlere Çanakkale'nin yüksek ruhunu vermek istiyorum. Ve ekranda görüyorsunuz Çanakkale'nin tabii ki yüksek ruhunu vereceğim ama bir şablon olarak da Çanakkale'nin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çok kısa söylemek gerekirse 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı cereyan etmişti. Ve 1918 yılına kadar devam etti. Çanakkale Savaşları Birinci Dünya Savaşı içerisinde müdahale edilen emsali görülmemiş bir savaştır. 1915 yılında cereyan etmişti ve bir yıldan daha fazla sürmüş ve Çanakkale Geçilmez İbaresini tarihimizin bağrına ecdadımız altın harflerle yazdırmıştır. Ekranda görüyorsunuz Çanakkale'de yeni boyların arasında bizim köylerimiz var. Eceabat diye bir ilçemiz var. Eski adı Maydoz. O köylülerle görüştüm.
Köylüler bana dediler ki, hocam biz 1934'lü yıllarda Bulgaristan'dan ve Romanya'dan getirilerek buralara yerleştirildik. 1930'lu yıllarda yağmur yağdığı zaman yerden kan çıkardı dediler. Savaş 1915 yılında olmuş. Savaştan 20 yıl sonra yağmur yağdığı zaman hala yerden kan çıkıyorsa ecdadımızın orada ne kadar kan döktüğünü anlayabiliriz. Aynı köylüler bana şu bilgiyi de verdiler. Dediler ki biz 1930'lu yıllardan 1970'li yıllara kadar tam 40 yıl boyunca sadece savaştan geri kalan şarapnel parçaları, bomba parçaları, mermi parçaları bunları toplayıp hurdacılara satarak geçimimizi sağladık dediler. E orada bir ilçemiz, onlarca köyümüz, binlerce insanımız var. Binlerce insanımız 40 yıl boyunca sadece savaş artıklarını toplayıp satıp geçimlerini sağlayabiliyorlarsa siz düşünün orada ne çeşit savaşlar yapıldığını. Dünya tarihinde hiçbir savaş yok, 2 metre karesine 5 litre insan kanı atmış olsun. Çanakkale savaşlarında 1 metre kareye ecdadımız 5 litre kan akıtmıştır. Hatta görenler anlatıyor, Kirt denesinden, Soğanlı dereden, Kereviz dereden oluk oluk kan akıyordu diyorlar. Bir kediyi götürecek kadar kan akıyordu diyorlar. Öyle zamanlar oldu ki biz bir günde 18 bin şehit verdiğimiz zamanlar oldu. Bir o kadar da düşman ölü verdi. Dolayısıyla 40 bin insan kan akıtırsa bir yerde oranın nasıl bir kan deryası haline geleceğini tahmin edebiliriz. Ve yine dünya tarihinde hiçbir savaş yok ki bir metre karesine 6000 mermi düşmüş olsun. Çanakkale savaşlarında bir metre kareye 6000 mermi düşmüştür. Hatta mermiler havada çarpışmıştır. Mermilerin havada çarpışma ihtimali acaba kaç milyonda birdi onu matematikçiler hesaplasın. Ama yağmur gibi mermi yağıyordu Çanakkale'ye zaten. Değerli evlilik kardeşlerim, Çanakkale'yi görenler kıyametin koptuğunu zannederlermiş. İşte kıyamet bu diyorlar. Öyle bir manzara var ki Çanakkale boğazı adeta batan gemilerle kaynayan bir deniz. O bombaların düştüğü yerde 8,5 metre genişliğinde, 5,5 metre derinliğinde devasa kuyular açılıyor. Ve adeta toprak 6-7 şiddetinde deprem gibi sarsılıyor. Kan kokusu her tarafa yayılmış, barut kokusu her tarafa yayılmış. Yağmur gibi deli yağıyor, toz, duman her tarafı kaplamış. Gelibolu Yarımadası'ndaki ormanlar tutuşmuş, alev alev yanıyor. Gökyüzü kara bulutlarla kaplı. Böyle bir manzara. Akif diyor ya, ölüm indiğine de gökler. Ölü püskürmede yer, o ne müthişti bilir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, çene, parmak, el, ayak, yanıyor vadilere, sırtlara, sağmak, sağmak. Gökyüzünden insan elleri yağıyor, parmakları yağıyor, kulakları yağıyor, ayakları yağıyor, insan enkazı. O manzarayı görüp de aklı muhafaza etmek dahi mucizedir dedim ya, böyle bir manzara Çanakkale. İşte ecdadımız bu manzara içerisinde Çanakkale zaferini kazanıyor. Şu ağaca bir bakalım değerli dinleyenlerim Allah aşkına, ağacı okumaya çalışalım. Bu ağaç 100 yıl önce Çanakkale savaşlarını gördü. O zaman henüz daha bir fidandı, yaralandı. Ve o büyürken dikkat buyurun, rahat büyüyemedi. Kıvrıla kıvrıla büyüdü, acı çeke çeke büyüdü. Hala bugün savaştan iz taşıyor. Eğer o ağacın bir ağzı dili olsa da Çanakkale savaşlarını anlatsa ben inanıyorum ki ciltler doğrusu kitaplar yazılabilir. Peki şimdi size soruyorum Allah aşkına. Çanakkale savaşlarında bir ağaç dahi bu kadar acı çekerse, ıstırap çekerse, rahat rahat büyüyemezse, orada 8,5 ay boyunca kara savaşlarında gece gündüz savaşan bizim askerimizin, Mehmetçiğimizin, ecdadımızın neler çektiğini varın siz düşünün. Bölgede
Kanlı Sırt denilen bir yer var. Kanlı Sırt, sordum köylülere, niçin Kanlı Sırt denmiş? Dediler ki hocam, bizim askerimizden dökülen kanlarla bölge adeta gelincik tarlası haline dönüşmüş. Gelincik tarlası haline dönüştüğü için bölgeye Kanlı Sırt adı verilmiş. Dünya tarihinde hakkında 100 kitabın yazıldığı bir savaşa ben rastlamadım bugüne kadar. Çanakkale savaşları hakkında 2000'den fazla kitap kaleme alınmıştır. Bu da Çanakkale savaşlarının ne kadar çetin olduğunu hem Türk tarihi bakımından hem dünya tarihi bakımından ne kadar önem arz ettiği bakımından önemlidir. Ekrana bakıyoruz, bir İngiliz bayrağı, bir Türk bayrağı ve orada bizim şehitlerimiz, İngilizlerin ölülerini görüyoruz. Görenler anlatıyorlar yine. Yüzlerce metre yürür giderdiniz de ayaklarınız toprağa değmezdi, yere değmezdi. Ya cesetlere basarak yüzlerce metre gitmeniz mümkündü diyorlar. Hatta öyle zamanlar oldu ki ceset yığınları ortaya çıktı. İki ordu savaşamıyor. Bizim ordumuz düşman ordusu. Ve ikisi bir araya geliyorlar komutanlar. Rahat rahat savaşamıyoruz diyorlar. Bir ateşkes yapalım, şu ölüleri toplayalım, defnedelim, ondan sonra savaşa devam edelim. Bir ateşkes yapıyorlar. Biz şehitlerimizi topluyoruz, defnediyoruz. Onlar ölüleri toplayıp defnediyorlar. Bir start veriliyor, savaşa devam ediliyor. Yok dünyada. Dünyada böylesi bir savaş dünya ne görmüştür ne de tanımıştır. O bakımdan Çanakkale bir tarafa, bütün dünya savaşları bir tarafadır. Tarihin görmediği, tanımadığı, şahit olmadığı bir savaş tabii ki o derecede bir zafer. Değerli dinleyenlerim, düşmanların her çeşit araç ve geleci var. İngilizler en başta. Hemen yanında Fransızlar var. Yenilmez armada. 200 yıl boyunca İngiliz ve Fransızlar hiç yenilmemiş. Sadece bunlar olsa, Hindistan'dan, Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan asker getirmişler İngilizler. Onların sömürgeleri. Hatta daha kötüsünü söyleyeyim size. Mısır'dan, Senegal'den, Tunus'tan Müslüman askerleri getirmişler. Onlar da İngilizlerin sömürgeleri. Bu İngilizler bizim tarihte en büyük düşmanımızdır. Ne Ermeniler, ne Ruslar, ne Yunanlılar. Tarihte bizim en büyük düşmanımız İngilizlerdir. Hangi taşı kaldırırsanız kaldırın İngiliz parmağı vardır. Hatta bugün dahi olaylarda İngiliz parmağı vardır. Müslümanı Müslümana kırdırmıştır İngilizler Çanakkale'de. Hatta onlara diyorlar ki halifeyi Almanlar esir aldılar. Sizin halifeniz, siz halifenizi kurtarmanız lazım. Halifeyi kurtarmaya gidiyoruz yalanıyla Çanakkale'ye getirmişler. Hatta onlar bizim Müslüman olduğumuzu öğrenince bize karşı silah kullanmak istememişler. Fakat İngilizler eğer Türklere karşı savaşmazsanız sizin bütün sülalenizi yok ederiz diyerek şantaj ve tehditle onları savaş bölgesine sürmüşlerdi. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela diyor. Akif onları anlatırken. Dünyanın her tarafından gelen askerlerle 500.000 düşman Çanakkale'ye dayandı. Ekranda görüyorsunuz, tek tek saymayacağım. Uçakları var, denizaltıları var, her türlü gemileri var, krevözörleri var, buhripleri var, askerleri var. Bizim 11 katı daha fazla gücümüzle saldırmışlardır. Eğer biz Çanakkale'yi akıl ve mantık yönüyle izah etmeye kalkarsak bizim atacak barutumuz yoktur. Askerimizin ayağına ayakkabı verememişiz. Çarık var bizim askerimizin ayağında. Hoş gençlerimiz çarığın ne olduğunu bilmezler. Ben de bilmiyorum da rahmetli babam anlatırdı. Ayağınıza bir deri parçası sarıyormuşsunuz, onun üzerine iple bağlıyorsunuz. Çarık bu. Pek çok askerimizde çarık da yok. Yalın ayak savaşıyor. Ve biz cepheye giden askerimize haki elbise verememişiz değerli dinleyenlerim. Köyünden, kentinden nasıl geldiyse sivil elbiseyle cepheye gitmiş. Daha da kötüsünü söyleyeyim halimizi öğrenmek açısından. Devlet İstanbul'dan Çanakkale'ye kum torbası gönderiyor.
Askerlik yapan kardeşlerimiz bileceklerdir, yapmayan bayan kardeşlerimiz de savaş filmlerinden görmüşlerdir. Normalde bizim askerimiz kum torbalarının içerisine kum dolduracak, üst üste koyacak, geriye çekilecek, düşmana ateş edecek. Bizim askerlerimiz kum torbalarına kum doldurmuyorlar. Ya yırtıyorlar kum torbalarını, yırtık elbiselerine yama yapıyorlar. Bu kadar zor durumdayız. Hatta daha da kötüsünü söyleyeyim. İngiliz ve Fransız istihbaratı Amerika Birleşik Devletleri istihbaratına şu bilgiyi vermiş. Türklerin elinde çok muhkem 2000 top var. Bir türlü imha edemedik. O zaman Amerika'nın İstanbul Başkonsolosu Margaret Hall'dır. Ve diyor bu istihbarat üzerine kalktım, ben Çanakkale'ye gittim. İngilizlerin 2000 modern top dediği şeyin 2000 soba borusundan Türkler tarafından yapılan top paketi olduğunu gördüm diyor. Topumuz yok. Ha, hiç yok değil elbette. Ama bizdeki bütün olan top bir İngiliz gemisinde olan top kadar değildir. Onlarca İngiliz gemisi var, Fransız gemisi var. Soba borularından top maketi yapmışlar, karşı tarafı caydırmak için. Zaman zaman o soba borularının içerisine barut koyup ateş edenlermiş ki karşı taraf anlamasın. E karşımızda dünyanın en güçlü orduları var, her türlü savaş araç gereçleri var. Bizim ise üç defa çaksam bir defa ateşi almayacak demoli olmuş silahlarımız var, barutumuz yok, üzerine giyecek elbisesi yok. Askerimiz aç savaşıyor, aç. Eskiler tayin diyorlar. Bugünkü bir dilim ekmeğin karşılığı. Allah aşkına 19-20 yaşında bir genç bir dilim ekmekle doyar mı? Aç savaşıyor. Bizim askerimiz aç savaşıyor. Çanakkale keşke tek cephemiz olsa. 9 cephede birden savaşıyoruz. Çanakkale 9 cepheden sadece birisi. Şimdi bu durumu, bu manzarayı gördükten sonra mantıken düşündüğümüzde düşman bir saatte bilemediğiniz bir günde Çanakkale'den bizi silindir gibi ezip geçmesi gerekirdi. Ama geçemedi. Aylar boyu geçemedi. Bir yıl boyunca geçemedi. En sonunda geriye dönüp gitti ve savaşı kaybetti. İşte burada bizim askerimizin volkan gibi güçlü olan imanı devreye giriyor. Çanakkale'den imanı çıkarırsak Çanakkale'yi izah edemeyiz. Elbette ki bizim askerimiz merttir, yiğittir, kahramanlıdır, güçlüdür, maddi gücüyle savaşmıştır. Ama bunun yanında manevi gücüyle, imanıyla da o zaferi kazanmıştır. Çanakkale'de öylesine ulvi hadiseler cereyan etmiştir ki, öylesine esrarengiz olaylar meydana gelmiştir ki insan bunları araştırdığı zaman, okuduğu zaman, öğrendiği zaman hafızası sarsılıyor. Akıl ve mantık geçersiz kılınıyor. Çanakkale'de iman tekniği yenmiştir. Çanakkale'de mana maddeyi ezmiştir. Örnekler vereceğiz. Şimdi bunları anlattığımız zaman hocam hurafe anlatma diyorlar. Çanakkale'de bizim 26 bayırımız var. Almanlar bir bakmışlar patlamaz bunlar diyorlar. Paslı, küflü, kirli mayınlar, rutubetli. 26 bayırımız. Almanlar 377 mayın döşemişler. Biliyorsun biz Almanlarla aynı cephede savaşıyoruz. Karşımızda İngiliz ve Fransızlar var. Keşke Almanlar gelmeseydi. Almanların bir faydası da olmamıştır. Limon Van Sanders denilen o komutan en fazla bizim şehit vermemize sebep olan bir komutandır. Yanlış karar vermiştir. Bereketli Atatürk en önemli bir safhada kendi inisiyatifini kullanarak Arapartalarda büyük zaferlere imza atmıştır. Ama Almanlar diyorlar ki sizin bu mayınlar patlamaz. Kendileri 377 mayın döşemiş. Fakat İngiliz mayın gemileri bir anda taramış hepsini. General Cevat Paşalar, Çanakkale'nin komutanı kimdir diye sorsak, Eğirdir çarşısına çıksak, İsparta caddelerinde dolaşsak, acaba kaç insanımız bilir? Çanakkale'nin deniz komutanı General Cevat Paşa'dır. Kara komutanı Limon Van Sanders'in Alman maaşı. Dolayısıyla General Cevat Paşa bir gece rüyasında Cenab-ı Resulullah Efendimiz'i görüyor. Allah Resulü
ona bir işaret veriyor mana aleminde. Bu 26 ayının 13'ünü Rumeli yakasına, 13'ünü de Anadolu yakasına dikey olarak döşer. Allah Resulü'nden aldığı bu yerini hemen yerine getiriyor. Normalde boğaza dikey döşemek akıl kârı değildir. Yatay döşemek lazımdır. Boğaz bu tarafa doğru akıyor. Boğazın istikametinde döşenmez normalde. Yatay döşenecek ki karşıdan gelen düşman gemileri mayınlara çarpacak, batacak. Fakat o Almanların patlamaz dediği rutubetli mayınların her birisi bir düşman gemisini batırmıştır. Bir İngiliz generali şunu itiraf ediyor. O kahrolası Türk mayınları bize Çanakkale'de savaşı kaybettirmiştir diyor. İzah et bakalım bunu akıl ve mantık yönüyle. Bunun yanında Gelibolu Yarımadası'nda korkunç aslanlara ve kaplanlara rastlandığı şayiası ortaya çıkmış. Tabi bu şaya ortaya çıkınca İngiliz ve Fransız düşman askerleri cephe gerisinde dinlenmeye çekiliyorlar. Korkudan dolayı uyuyamaz olmuşlar. Çanakkale savaşlarından sonra bir araştırma yapılıyor. Tarihin hiçbir döneminde Gelibolu Yarımadası'nda ne bir aslana rastlanmış ne de bir kaplana. Fakat büyük şair Necip Fazıl öyle diyordu ya, Rabbin isterse suları büklüm büklüm vurulur diyordu ya, değerli dinleyenlerim, Rabbin isterse su boğmaz. Yunus peygamberi boğabildi mi? Rabbin isterse bıçakta kesmez. Körpecik İsmail'i kesebildi mi? Rabbin isterse ateşte yakmaz. İbrahim peygamberi yakabildi mi? Sebep müsebbip meselesidir. Rabbin isterse Türk askerini düşman askerinin gözüne kümlemiş bir aslan gibi de gösterebilir. Nitekim pek çok itiraflar var, zamanımız olmadığı için detayına giremiyoruz. Kaybolan bir İngiliz alayı var. Hala yok bugüne kadar. Arıyorlar. Ortada yok. Ne ölüleri var, ne dirileri var, ne esir alınmışlar. Vaktimiz olsa da keşke geniş olarak anlatsak. İngiliz Genelkurmayı bizim Genelkurmay'a yazı yazıyor bu askerlerle ilgili. Bizimkiler cevap veriyorlar. Biz böyle bir askeri birliğe bugüne kadar rastlamadık. Ne esir aldık, ne öldürdük. Yok ortada. Kaybolmuş. Esrarengiz bir hadise. Pek çok hadiseler bu şekilde esrarengizliğini hala korumaktadır. O bakımdan Çanakkale'yi izah ederken biz askerimizin maddi gücüyle beraber manevi gücünü de kullanarak Çanakkale'yi kazandığını görüyoruz. Diğer dinleyenlerim ekranda görüyorsunuz. Her sene Nisan ayının 24'üne doğru Çanakkale'ye doğru turistlerin bir akını olur. Anzaklar gelirler Çanakkale'ye. Yeni Zelanda ve Avustralya askerlerine biz Anzak askerleri diyoruz. 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gecenin sabah saat 4.30'unda 100 yıl önce Anzaklar karaya asker çıkardılar. Tam o gece Anzaklar atalarının karaya asker çıkardıkları ekranda görmüş olduğunuz Anzak koyunda topladılar. 10 binlerce Anzak, binlerce kilometre uzaktan geliyorlar. Her yıl geliyorlar. Ve her birisinin elinde İncil kitabı var. Okuyorlar, atalarının ruhlarına dualar gönderiyorlar. Atalarının yaşadıklarını manen ve ruhen yaşamaya çalışıyorlar. Ve adeta dini bir vecibe gibi addediyorlar bu hareketleri. Sabah saat tam 4.30 olduğu anda 10 binlerce Anzak hepsi ayağa kalkıyor. Paçalarını dizlerine kadar sıvıyorlar ve ekranda görmüş olduğunuz denizin içinde yürümeye başlıyorlar. Bellerine kadar, suya gelinceye kadar ilerliyorlar. Sonra sırtlarını denize, yüzlerini Gelibolu Yarımadası'na dönerek aynen ataları 100 yıl önce nasıl karaya çıktılarsa aynı saatte, aynı dakikada onlar da atalarını taklit ederek yaşadıklarını manen ve ruhen yaşayarak karaya çıkıyorlar. Bu şekilde atalarına layık birer evlat olduklarını, nesil olduklarını ispat etmiş oluyorlar. Peki, bunu öğrendikten sonra Allah aşkına herkes stetoskopu alsın, kalbinin üzerine koysun ve düşünsün. Eğer biz güzel evimizde, hür bir ortamda yaşıyorsak, cennet gibi bir vatanımız varsa, hür olarak bu vatanda yaşıyorsak,
Tekrar ediyoruz, Çanakkale'de canlarını veren, kanlarını akıtan şehitlerimiz sayesindedir. Allah aşkına biz şehitlerimiz için ne yapıyoruz noktasında herkes kendi nefsini muhasebeye çekmesi lazım. Anne baba olarak muhasebeye çekmesi lazım. Acaba ben Çanakkale ruhunu çocuklarıma öğretebiliyor muyum? Öğretmen muhasebeye çekmesi lazım, öğrencilerine öğretebiliyor muyum? İmam kardeşim cemaatime öğretebiliyor muyum diye muhasebeye çekmesi lazım. Dostlar, tarihi olmayan bir milletin coğrafyası olmaz. Tarihi bilmeyen milletin coğrafyasını düşmanları çizer. Geçmişine taş atanın geleceğine gülle atarlar. O bakımdan tarihimizi çok iyi bilmek zorundayız, nesillerimize de öğretmek zorundayız. Ben bayan kardeşlerimizden bir istirhamım var bu akşam. 18 Mart 1915 yılında Çanakkale zaferi kazanıldı. Keşke bu programı 18 Mart akşamı yapabilseydik. Ama ben geçtiğimiz sene bir ay içerisinde 30 günde 45 konferans verdim. Dolayısıyla hiç Sakarya'da ikamet ediyorum, Sakarya'ya uğramadım hiç 30 gün boyunca. Dolayısıyla buradan geçeceğim Isparta'ya, yarın akşam Isparta Üniversitesi'nde konuşacağım. Ondan sonra Rize'ye geçeceğim, Trabzon'a geçeceğim. Benim her günüm dolu, gündüzlerim de dolu, gecelerim de dolu. 18 Mart günü yapmak tabii ki daha önemli ama sevgili müftümüz bizi davet edince dedim ki hocam benim bu günüm boş, ona da teşekkür ediyorum. Bizi sizinle buluşturdular bu şekilde. 18 Mart günü bayan kardeşlerimizden şunu istirham ediyorum. O gün bizim Çanakkale'deki askerimizin yediği yemek menüsünü evimizde hazırlayalım. Hocam askeriniz ne yedi? Çanakkale'de bizim askerimiz buğday çorbası denilen bir çorba veriyoruz ona. Yağı yok, tuzu yok, kaynayan bir suya biraz un karıştırıyoruz, katıyoruz, kaynatıyoruz ve servis ediyoruz. Çoğu kere bu çorbayı da veriyoruz. Bakın size bir günlük Çanakkale'de askerimizin menüsünü vereyim. Bir gün. Sabah kahvaltısı. Sade bir çorba. Ekmek yok. Başka bir şey yok. Bir çorba. Öğlen. Hiç yemek yok. Akşam bir kase üzüm hoşafı, bir tayın ekmek. Allah aşkına bu verdiği menüyle 19 yaşında bir genç doyan aç savaşıyor dedik ya. Bir buğday çorbası yapalım. Yağ ve tuz atmayalım. Koyalım kenara. Bir üzüm hoşafı yapalım. Ama şeker atmayalım. Kuru üzümden ne kadar tat çıkarsa o kadar olsun. Yanına bir de kepenkli ekmek alalım. Akşam sofraya toplandığımız zaman beyefendi gelecek, çocuklarımız gelecek ve çorbayı servis edelim. %100 adım gibi yemeyelim ki beyefendi ve çocuklar çorbadan bir kaşık alınca seslerini yükseltecekler. Beyefendi diyecek ki hanım bu ne biçim çorba? Çocuklar diyecekler anne bu ne biçim çorba? Tam zamanı gelmiştir benim güzel kardeşim. Tam zamanı gelmiştir. Hatta bey ve hanım bunu ikisi beraber anlaşıp yapmaları gerekir. Çocuklar soracaklar bu ne biçim çorba diye. Tam zamanı gelmiştir ve çocuklar hazırdır. Evlatlarım, bu beğenmediğiniz çorbayı içerek bizim ecdadımız bundan 100 yıl önce Çanakkale savaşlarını bu çorbayı içerek kazandı. Çoğu kere sizin beğenmediğiniz bu çorbayı da bulamadı. Aynı şekilde üzüm hoşafını alıp beğenmeyecekler. O ekmeği beğenmeyecekler. İşte fırsat doğmuştur. Anne baba olarak Çanakkale'nin ne olduğunu o çocuklarımıza orada öğretmeliyiz. Yemekten sonra salona geçelim. Abdestlerimizi almalı, çocuklarımıza aldırmalı ve bir Yasin-i Şerif, bir Mülk Suresi, üç İhlas, bir Fatiha okuyarak başta Çanakkale olmak üzere tarih boyunca bütün cephelerde can vermiş, kan akıtmış bütün şehitlerimizin ruhuna sevapları gönderilmeli. Eğer biz böyle yaparsak, hiç değilse senede bir defa Çanakkale zaferinin kazanıldığı gün evimizde bir Çanakkale ruhu yaşanırsa, emin olun ki biz bu dünyadan göçüp gittikten sonra bizim çocuklarımız ve torunlarımız aynı şeyleri onlar da çocuklarına ve torunlarına aktaracaklardır. O yüzden tarihimizi canlı tutmak, zaferlerimizi canlı tutmak ve çocuklarımızı
bu zaferlerle onlara bir özgüven vermek zorundayız ki yarın Allah muhafaza aynı tehlikeyle karşı karşıya gelse, dünün 14-15 yaşındaki o çocukları gözünü kırpmadan çiçek bahçesine girercesine önüne gittiler. Acaba bugün çocuklarımız aynı şeyi gösterirler mi? Ben inanıyorum inşallah öyle bir şey başlarına gelmez. Allah muhafaza buyursun. Ama öyle bir zor durumda kalırsak aynı şeyi göstereceklerine inanıyorum. Ama nasıl ki Japonlar Nagasaki'ye ve Hiroşima'ya çocuklarını götürüyorlar. Ve diyorlar ki sizin düşmanlarınız 2. Dünya Savaşı'nda geldiler. Buraları bombaladılar. Aradan yarım asır geçti. Hala üzerinde ot bitmiyor. Eğer siz vatanınızı sevmezseniz, insanınıza, vatanınıza hizmet etmezseniz, iyi bir Japon çocuğu olmazsanız, çalışmazsanız, tembellik yaparsanız, yarın gene gelirler düşmanlarınız sizin öz vatanınızı bombalarlar. Sizi esir ederler, vatanınızdan ederler deriz. Onlar da bir milli şuur kazanır. E bizimkiler diyorlar ki bizim Nagasaki'miz yok, biz ne yapacağız? Japon diyor ki sizin öyle bir yeriniz var ki bizim 1000 tane Hiroşima ve Nagasaki'ye bedeldi. Sizin bir Çanakkale'niz var. Götürün çocuklarınızı gezdirin Çanakkale'ye, gösterin. Mehmet Akif Ersoy'un bir Çanakkale destanı var. Okuyun, anlatın. Yeter de artar bile diyorlar. İşte çocuklarımıza böyle bir milli şuur kazandırmak zorundayız. Okul ailede başlar değerli dostlar. İffetli, hayalı, faziletli, iffetli, namuslu yetiştirecek, ilim, irfan sahibi olarak yetiştirecek ki vatan sevgisi, millet sevgisi, kutsal değerlerimizle bezenmiş olarak yetiştirecek ki yarınlarımızdan emin olabilelim. Okulda öğretmenlerimiz aynı ruhu verecek. Camilerdeki imam hatiplerimiz aynı ruhu verecek. Topyekun millet olarak zaferlerimize sahip çıkacağız. Tarihimize sahip çıkacağız. Ve dünümüzden güç alarak yarınımıza inşallah hazırlanacağız. Seyit Onbaşı, Çanakkale ile özdeşleşen bizim kahramanlarımız var. Yarbay Mustafa Kemal Bey, Seyit Onbaşı, General Cevat Paşa, Yüzbaşı Hakkı Bey, pek çok sayabiliriz ve 253 bin vatan evladı. Her birisi Çanakkale ile sembolleşmiş kahramanlarımızdır. Ama bir Seyit Onbaşı var ki tarih onu anarken karşısında selam çakıyor ve temenni duruyor. Kahramanlık namına, yiğitlik namına, ahlak ve fazilet namına o kadar büyümüştür ki yerde yürürken gökteki yıldızlar ayağına takılacak kadar büyümüştür. Ve daha önce söyledim konferansa başlarken, Çanakkale'ye gidip araştırmalar yaparak Çanakkale kitabını yazmaya başladım dedim ya. İkinci olarak kalkıp Balıkesir'e gittim. Balıkesir'in Havran ilçesine geçtim. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir köy var. Manastır köyü. Daha sonra Çamlık olmuş. Ancak aklımız başımıza gelmiş Seyit Onbaşı köyü adını vermişiz. Seyit Onbaşı'nın memleketine gittim. Ve Seyit Onbaşı'nın mezarını bulduk. Ekranda görüyorsunuz. Ziyaret ettik. Ruhuna fatihalar gönderdik. Ardından Seyit Onbaşı'nın evine misafir olduk. Benim yanımda oturan Seyit Onbaşı'nın kızı Ayşe yine yıl 2004, 11 yıl önce o zaman sağdı. Bir yıl sonra vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin inşallah. Eğer bir yıl geç kalsaydım kendisiyle görüşemeyecektim. Röportaj yapamayacaktım ve kitabımı da o şekilde anlatamayacaktım, yazamayacaktım. Yanında oturan da onun torunu Mehmet Bey. Anadolu, kurban olduğum Anadolu insanı, misafirperver. Bize her türlü izzet ikramı yaptılar. Döndüm, kulakları biraz ağır işitiyor. Dedim ki Ayşe Nine, sesimi yükselterek, bana baban Seyit Onbaşı'yı anlat bakalım dedim. Ne anlatan ben evladım bilmem ki dedi. O şiveyle konuşuyor. Dedim ki babanı sadece Türk tarihi değil, dünya tarihi altın harflerle kahraman diye yazmış sayfalarına. Böyle bir kahraman çocuklarına, komşularına hiç anlatmaz mıydı Çanakkale savaşlarını, o kahramanlıklarını? Rahmetli pek konuşmayı sevmezdi evladım dedi. Değerli dinleyenlerim,
Bizim insanımız, ecdadımız çok asil ruhlu bir ecdatmış. Kurban olurum ben böyle bir ecdada. 1000 yıl boyunca İslam'ın bayraktarlığını yapmış. İslam'ı cihan şumul bir hale getirmiş. Kur'an'ın hadimliğini yapmış. Ve kan dökerek, can vererek bu toprakları bize emanet etmişler. Ve asil ruhlu insanlarmış. Seyit Onbaşı da öyle. Sıkıştırıyorlar komşuları kahvede. Anlat diyorlar. Anlat şu kahramanlıklarını. Deyince ne cevap veriyor biliyor musunuz? İnsan yaptığını satar mı diyor. İnsan yaptığını satar mı? 9 yıl boyunca cepheden cepheye koşmuş. Çanakkale savaşları bitmiş, köyüne gelmemiş. Gitmiş Anadolu'da savaşa, Kurtuluş Savaşı'na katılmış. 9 yıl sonra memleketine dönüyor. Allah aşkına kendinizi Seyit Onbaşı'nın yerine koyalım. 9 defa yıkandığı söylenemez diyor 9 yılda. İmkan yok çünkü. Saç sakal birbirine karışmış. Üstü başı perişan, Hristi fukarası gibi bir adam köyüne dönüyordum diyor. Ama içinde ne fırtına esiyordu bir bilseniz. Anam sağ mıdır, babam sağ mıdır? Bir çocuğun, kız çocuğun dünyaya gelmişti. Öldü mü, yaşıyor mu? Eşim beni bekliyor mu? Yoksa benim ölüm haberim geldi de başkasıyla mı evlendi? Bunlar düşünerek geliyor. Cep telefonu yok ki. Manuel telefon bile yok. Mektup yazacaksınız. Adres yok ki nereye yazacaksınız? Bugün bu cephede, yarın başka cephede. Böyle bir manzara. 9 yıl boyunca ailesinden haber alamamış. Siz olsanız merak etmez misiniz? Köyüme geldim. Kalbim gün gün çarpıyor. Evin önüne geldim. Kapısını çalacağım. Korkuyorum diyor. Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Korka korka kapımızı çaldım diyor. Anacığım çıktı. Ana yüreği ya. 9 yıl boyunca hiç evladını görmemiş. Seyit Onbaşı'nın karşısında görünce vay evladım gelmiş diyerek ona öyle bir sarılıyor ki analık hasretiyle değme ressamın fırçasından çıkmayacak bir manzara. O feryadı basınca hemen eşi çıkıyor ve buyur ediyorlar içeriye. Seyit Onbaşı oturuyor sedire. Bir kız çocuğu çıkıyor. Seyit Onbaşı'yı görünce hemen kaçıyor. Kim bu yabancı diyerek. Gelinlik kız olmuş. Babasından kaçıyor. Diyorlar bu baba. Bu baban diyorlar da inandıramıyorlar. Seyit Onbaşı şöyle etrafına bakıyor. Anasına soruyor. Babacığım nerede? Uyuyor mu? İstirahatte mi? Evladım 2 yıl oldu babanı kaybede. Babam rahmetli olanı 2 yıl oldu. Dünya gözüyle bir daha babasını görememiş. Ertesi gün mezarlığa gidiyor. Kabrinde babasından helallik istiyor. Böyle bir manzara. Ve Seyit Onbaşı'nın hemşerilerine köy kahvesine gittim. Muhtarı buldum, imamı buldum. Dedim ki arkadaşlar, dostlar ben Seyit Onbaşı hakkında araştırma yapmaya geldim. Bir Çanakkale hakkında kitap yazacağım. Bana hemşeriniz Seyit Onbaşı'yı anlatın. Aramızda çok konuşmalar geçti. Teferruatına giremiyoruz. Zamanımız sınırlı. Birisi dedi ki vallahi hocam o garibin konuşacak halini vardı. Odunculuk, kömürcülük yaparken sahipte çıkamamışız bu vatan evladına, bu kahraman yiğide. Odunculuk, kömürcülük yaparken verem hastalığına yakalandı. Ve yokluk, yoksulluk içerisinde dünyadan göçtü gitti dedi. Bir gün yüzü gülmedi dedi. Cebine para girmedi, yokluk içinde yaşadı. Bir diğeri ki, vallahi hocam dedi, çok sıkıştırırsak eğer bizden kurtulamazdı. Bir tayin meselesi vardı. Onu zar zor bir defa dinlemiştim. O tayin meselesi dediğini anlatmak isterim çok kısaca. Seyit Onbaşı diyor ki 18 Mart 1915 tarihinde Rumeli Mecidiye Tapyası'nda 16 arkadaş düşmana karşı savaşıyordu. Düşman cephesinden bir bomba bizim mevzimiz üzerine düştü. Ben bayılmışım. Kendimi kaybetmişim. Bir gözlerimi açtım ki boğazıma kadar toprak içinde kalmıştım. Şöyle etrafıma bir baktım ki 13 arkadaşım paramparça olmuştu. Hiç tanınmayacak haldeydi. Kolları bir tarafta, bacakları bir tarafta, kafaları bir tarafta, gövdeleri bir tarafta. Kan revan, aklımı kaybetmek üzereydim diyor. 3 dakika önce omuz omuza savaştığım 13 arkadaşım paramparça olmuştu. Bir Nigelali,
bir yüzbaşı Hilmi Bey, bir de ben. Üçümüz sağ kurtulmuştuk. Bir de baktım ki düşman gemileri hızla Çanakkale Boğazı'ndan ilerliyorlar. Kendi kendime dedim ki, ey seyir, bu düşman gemileri bu boğazı geçerlerse İstanbul'a varırlar. İstanbul düşer. İstanbul düşünce Anadolu düşer. E Anadolu elden gidince vatan gider, bayrak gider, ezan susar, namus gider. Her şeyimizi kaybederiz. Koştum topun başına. Kendisi topçu eridir. Koştum topun başına ki ateş edeyim, bu düşman gemilerini durdurayım. Bir de gördüm ki o bombanın tesiriyle topun metaforası bozulmuş. Metafora, yani linç. Mevlinin ağırlığı 276 kilo. Ne yapar diye eline aldım kağıdı, kalemi, bir hesap yaptım. 5,5 torba çimento ediyor. Allah aşkına dostlar, bir insan ne kadar güçlü, kuvvetli olursa olsun, 5,5 torba ağırlığındaki bir nesneyi yerden kaldırıp sırtına koyup 3 basamak çıkıp namluya sürebilir mi Allah aşkına? Bu fizik kanunlarına göre mümkün değildir. Güçlüdür bir insan, bir torbayı kaldırır. Hadi ikisini birden kaldırır. Hadi üçünü birden kaldırsın. 3 değil, 4 değil, 5 değil, 5,5 torba çimento ağırlığında. Seyit Onbaşı diyor ki normalde askerimiz yerde vincin üzerine o mermiyi koyacak, vinç makine gücüyle kaldıracak, nam diye sürecek ama vinç çalışmıyor, iş güce kalıyor. Kendi kendime dedim ki, ey Seyit, sen bu mermiyi kaldırmalısın. Vatanın için kaldırmalısın, namusun, dinin için kaldırmalısın. Ama nasıl kaldıracaktın diyor. Birdenbire anamdan öğrendiğim dualar aklıma geliverdi. Küçükken anam bana ne kadar dua öğretmişse bütün samimiyetimle Euzü Besmele'yi çekti. Baştan sonra bütün öğrendiğim duaları okudum. Kaldırdım ellerimi Allah'a, yalvardım. Dedim ki ey kurban olduğum Allah, kul sıkışmayınca hızır yetişmez. Ben sıkıştım ya Rab. Benim vatanım elden gidiyor. Benim dinim elden gidiyor. Namusum elden gidiyor. Güç ve kuvvet hazinenden bana bir güç ve kuvvet ver ya Rab. O güçle şu mermiyi kaldırıp ateş edeyim, düşmanı durdurayım dedim diyor. Ve işte ben bu duayı yaptıktan sonra ben olmaktan çıktım. Bir başkalaşma içine girdim ki onu bana sormayın diyor. Onu bana sormayın. Onu size anlatamam. Yere eğiliyor. Euzü Besmele'yi çekiyor. Ya Allah diyerek 276 kilo merdiye kalktığı gibi sırtına koyuyor. 3 basamak çıkıyor. Basamakları çıkarken o merdinin ağırlığından, basıncından kaburga kemiklerim çatır çatır çatırladığını hissediyordum diyor. Nilgeli Ali de daha sonra anlatıyor. Biz de duyuyorduk o kaburga kemiklerin nasıl çatırladığını diyor. Namluya sürüyor, Euzü Besmele'yi çekip yine ateş ediyor. Ve en önde giden İngiliz Ocean zırhlısını dümenden vurmuştur. O zırhlı bakmadan bir manevra yapıp bir Fransız kreatörüne çarpıyor. O da Nusret Mayın gemisinin döşediği bir mayına çarpıyor. Böylece en önde giden düşman kreatörleri, muhripleri birbirine giriyorlar. Başka cephelerimiz de var. Başka mevzilerimiz de var. Sürekli o mevzilerden atılan mermilerle, bombalarla 18 Mart 1915 tarihinde 100 yıl önce akşam saat 18 sularında Çanakkale zaferini kazanıyoruz. Düşman düşman gücünün 1/3'ünü boğazın dibine, suların dibine göndererek çekilmek zorunda kalıyor. Tabi Seyit Onbaşı'nın bu kahramanlığı hemen rapor ediliyor. Bölgenin müstahkem komutanı var, General Cevat Paşa. 2 gün geçmiş aradan, işleri yoluna koymuş, gazetecileri almış, komutanları almış, Seyit Onbaşı'nın nezdisine geliyor. Seyit Onbaşı'yı bulduruyor. Asker, seni tebrik ederim, raporları okudum. Çanakkale Deniz Zaferi'nin fitilini sen ateşlemişsin diyor. Seni ödüllendirmeye geldim, yiğit asker. Fakat evladım diyor, şu mermiyi daha kaldır bakalım. Gazeteciler resmi çeksin, Anadolu'ya dağıtalım, halk okusun, daha çok savaş entegre olsun. Sevgili Eylül'lü kardeşlerim,
1915 yılı Anadolu'su. Öyle bir Anadolu ki yürekler sızlatan bir Anadolu. Köyleri yolsuz bir Anadolu. İnsanları uykusuz bir Anadolu. Tarlaları susuz bir Anadolu. Öyle bir Anadolu ki mevsimleri yazsız, lambaları gazsız, ozanları sassız bir Anadolu. Öyle bir Anadolu ki mezarları sevgisiz, düşmanları sevgisiz bir Anadolu. Kim var Anadolu'da? Eli silah tutan bir tek erkek yok. Hepsi cephelere dağılmış. E peki kim var hocam köylerde? Savaşlarda bir kolu kopmuş çobanlarımız var. Bir gözü kör olmuş körlerimiz var. Görmeyen körlerimiz var. Bir kulağı duymayan sağırlarımız var. Bağrı yanık analarımız var. Dul bacılarımız var. Boynu bükük öksüz yetimlerimiz var. O gün ozan almış eline son şöyle haykırıyor. 7 yaşında kız çocuğum hamur yoğurdu. 70'lik anam cepheci çocuk doğurdu diyor. Allah aşkına 7 yaşında kız çocuğu hamur yoğurabilir mi? O gün yoğurmuş. Yoğurmak zorunda kalmış. 70'lik anamızla cepheye yetiştirmek için çocuk doğurmak zorunda kalmış. Bu kadar zor durumdayız. Seyit Onbaşı emredersiniz komutan. Koşuyor merminin başına. Nefesler tutulmuş. Gazeteciler deklanşörlerine basmak için hazır bekliyorlar. Hiç kimse inanmıyor Seyit Onbaşı'nın o mermiyi kaldıracağına. Bu meraklı bakışlar altında Seyit Onbaşı mermiyi kaldırmak maksadıyla şöyle eğiliyor. Bir hamle yapıyor ki değil mermiyi kaldırmak, mermiyi yerinden dahi oynatamamış. Komutan soruyor, asker, 2 gün önce bu mermiyi sen kaldırmadın mı evladım? Evet komutanım, ben kaldırdım. E hadi yine kaldır bakalım. Kusura bakmayın komutanım. O ana ait bir işti. Çünkü o an ben bu mermiyi dinim için, namusum için, vatanım için kaldırmak zorundaydım. Yüce Rabbimden bir güç istedim. Rabbim o gücü benden esirgemedi. Rabbimin bana bahşettiği o güçle o gün, o an o mermiyi kaldırmıştım komutan. Kusura bakmayın şimdi kaldıramam diyor. Ama tekrar düşmanı şu boğaza getirin, mermiyi nasıl kaldırdığımı o zaman görürsünüz diyor. Bunun üzerine merminin çekirdeğini çıkarıyorlar. Maketten bir mermi getiriyorlar. Seyit Onbaşı onu kaldırıyor. Gazeteciler resmini çekiyor. Şimdi Çanakkale'deki o anıtlar bu resim üzerinde dizayn edilmiş. Komutan onbaşılık rütbesi vermiş. Ardından da dile benden ne dilerse seni ödüllendirelim diyor. Ne istiyor biliyor musunuz? Para, mal, mülk, kasa, kese, rütbe, makam, mevki, şan, şöhret, teriz olmak. Ne isterse vereceğini söylüyor. Çünkü büyük bir kahramanlık yaptı, onu hak etti. Ben açım komutanım. Ben açım. Aylar var ki benim kursağım doymadı. Eskiden niye kursak diyorlar. Benim kursağım doymadı. Ben biraz pehlivan yapayım komutanım. Bir dilim ekmekle benim karnım doymuyor. Ben aç savaşıyorum. Madem ne istersen vereceğini söylüyorsunuz, ben başka bir şey istemiyorum. Bana yemeklerde bir dilim ekmek daha versinler diyor, onu istiyor. Komutan bunun üzerine bundan kolay ne var canım? Hemen nöbetçi subayı çağırıyor. Bu yiğit askere bundan sonra bildiği iki tayın verilecek. Ve yemek zamanı gelmiş bu emirden sonra. Yemek dediğiniz de öyle lüks masalarda, sandalyelerde yemek. Ne kelime? Mevzinin içerisinde yağmur gibi bomba mermi yağıyor. Toz, duman, barut kokusu, kan kokusu, demin portreyi çizdim. O şartlarda yiyeceksin. Yemek dediğinizde ne ki? İşte bir tadı tuzu olmayan çorba, çoğu kere o da yok. Bir dilim ekmek ya da bir üzüm hoşafı. Hakikaten Seyit Onbaşı'ya iki tayin vermişler. Çömeliyor, yiyecek. Fakat dedik ya bizim ecdadımız asil ruhlu bir ecdad. Onun peygamberi şöyle buyuruyordu. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bu imanın en güzel tezahürü Seyit Onbaşı'da görülüyor. Sağına dönüyor, bakıyor arkadaşının önünde bir ekmek var. Bir dilim ekmek. Soluna dönüyor, bir tayin var. Gönlü razı olmuyor ikinci dilim ekmeği yemeye. Aldığı gibi gidiyor komutana.
vazgeçtim ben komutanın isteğinden. Benim arkadaşlarım tek tayın yerken benim gönlüm iki tayın yemeye razı olmadı komutanım. Ben yine aç savaşmaya razıyım komutanım diyordu. İşte dostlar, Çanakkale'de bir zaferi işte bu yüce ruhla kazandık. Eğer bu yüksek ruhu anlayamazsak, onu kavrayamazsak asla Çanakkale'yi anlayamayız. O ruhu anlamak lazım. Seyit Onbaşı'ndaki o volkan gibi imanın gücünü iyi kavramak lazım. Değerli dinleyenlerim, dedim ya, Yarbay Mustafa Kemal Bey, Karapartalarda, Conkmayır'ında, Arıburnu'nda, düşmana karşı kara savaşlarında dillere destan zaferler kazanmış onun Ruşen Eşref Günaydın'a verdiği bir mülakat var. Gazeteci Ruşen'e, biz terfi muvaffakiyetlerle ilgilenmiyoruz diyor. Ama sana bir bomba sırtı olayını anlatacağım diyor. Anlatmadan geçemeyeceğim diyor. Aynen şunları anlatıyor. Karşılıklı mevziler arasındaki mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin hiçbiri kurtulmamacasına kamilen düşüyor. İkincidekiler, birincidekilerin yerini alıyor. Fakat ne kadar şayanlıkta da bir iktidar ve tevekkülle biliyor musun? Önündeki öleni görüyor. 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor. Zerre kadar korku, fütur gösteriyor. Kur'an-ı Kerim okumasını bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyorlar. Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyenler kelime-i şehadet getirerek düşmana saldırıyorlar dedikten sonra Atatürk cümlesini şöyle tamamlıyor. Emin olmalısınız ki Çanakkale'de bize zaferi kazandıran işte bu yüksek ruhtur. Ben söylemiyorum. Atatürk diyor ki bizim askerimiz Kur'an okuyarak savaştı. Bizim askerimiz kelime-i şehadet getirerek düşmana saldırdı. İşte bu ruhla biz Çanakkale'yi kazandık diyor. Ama biz bunu anlattığımız zaman birileri çıkıyor. Hocam hurafe anlatma diyor. O zaman mantıken dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'den niye geri döndüler? Sen de bana onu izah etme kardeşim. Bu mümkün değildi. O yüzden tekrar ediyorum, Çanakkale'den imanı çıkarırsak geriye bir şey kalmaz. Ve Çanakkale'yi anlamak ve anlatmak mümkün olmaz. Hele bir mektuplaşmalar var ki, bugüne kadar 19 kitap kaleme aldım. Mukaddes topraklarla ilgili olanlar hariç, hiç birisi Çanakkale kitabını yazarken olduğu bilgileri duygulandırmamıştır. Çanakkale'yi yazarken gönlümde, kalbimde, rihleri çok büyük depremler yaşadım. Gözyaşlarımı tutamadım. Vallahi insan taş olsa erir. Öyle hadiseler var ki duygulanmamak asla mümkün değil. Ana ile oğul arasında bir mektuplaşmalar var ki ilk örnek vereyim sadece. Kınalı Hasan diye bir asker var. Anacığım askere giderken saçlarını kınalamış. Komutan soruyor, zabit. Osmanlı'da komutanlarımız abi efendi soruyor. Evladım Hasan niye senin saçların kınalı? Vallahi bilmiyorum komutanım, anam yaktı diyor. Bir mektup yazayım da sorayım sebebini. Anacığına bir mektup yazıyor. Anası mektubu alıyor. Okuma bilmiyor. Okuma bilen birisini çağırıyor. Ve okutuyor. O okuyor, anacığı gözyaşı döküyor. Evlat hasreti ya. Evlat hasreti. Mektup bitiyor. Yaz evladım, sen de Hasan'ıma bir mektup yaz. Anadolu insanı dedim ya, Anadolu kadını, Anadolu kadını deyince iman sahibi bir kadın, ayağı sahibi bir kadın, dillere destan bir kadın. Evet, Anadolu kadını alim değildir ama ariftir, arif. Arifliği de zarifliğinden ileri gelir, imanından ileri gelir, hayasından, faziletinden ileri gelir. Allah aşkına düşünüyorum, bugün üniversite mezunu, bayanları böyle bir mektup yazabilir mi? Okuma yazma bilmeyen bir bacımız, yaz evladım diyor. Başa besmeleyi benzetmiyor. Bismillahirrahmanirrahim, besmelesin işte hayır yoktur, besmeleyi benzet. Ardından yaz evladım. İki gözüm, ciğer, pare yavrum Hasan'ım. Siz düşmanla gece gündüz göğüs göğüse çarpışırken, dövüşürken biz köyümüzde, yatağımızda rahat rahat ayaklarımızı uzatıp yatalım mı?
Benim de ciğerlerim alev alev yanıyor Hasan'ım. Şu ifadelerine bak. Söyle o zalim efendiye. Bizim köyde üç şeye kına yakılır. Bizim köyde gelinlik kızların saçlarına kına yakılır. Kocasına kurban olsun diye. Söyle evladım o zalim efendiye. Bizim köyde koçlara kına yakılır. Allah'a kurban olsun diye. Söyle yavrum o zalim efendiye. Bizim köyde askere giden Mehmetçiğin saçına kına yakılır. Vatana kurban olsun diye. Ben senin saçlarını kınalım, bu vatana kurban ettin evladım diyordu. Kralı Hasan aldı mektubu, koştu komutanına, sebebini anlattı. Ardından dedi ki, yaz kardeşim, yaz sen de anama bir mektup yaz. Kralı Hasan da bilmiyor okuma yazma. Ama dedik ya, o da arif bir insan. Yaz kardeşim diyor, Kralı Hasan söylüyor, arkadaşı yazıyor. Hep beraber okuyalım. Anam yatmış kınayı adak diye, ben de vatan için kurban doğmuşum. Anamdan Allah'a son bir hediye. Kumandanım ben İsmail doğmuşum. Dostlar, sende biraz şairlik de var. İki şiir kitabım var. Gelin diyen şair böyle bir şiir yazamaz. Bu şiirde derinlik var, muhteva var, sanat var, ölçü var, her şey var. Dedik ya, ariftir. Arifliği imanından gelir. O imanıyla, o arifliğiyle, o zarifliğiyle kükremiş bir aslan olmuştur Çanakkale'de ve düşmanı geçirmemiş, göğsünü siper etmiştir. Ekranda görüyorsunuz, Allah aşkına bakın değerli dinleyenleri. Şu çocukların gözlerine, yüzlerine bir bakalım ve okumaya çalışalım. Her birisi 14-15 yaşında ana kuzularıdır. Taze civanlarımızdır, koç yiğitlerimizdir. Bıyığı terlememiş çocuklarımız, evlatlarımızdır. Biçilen bir ekim tarlası gibi Çanakkale'de hepsi şehit düştüler. Hepsi can verdiler. Allah aşkına bu çocukların yaşama hakkı yok muydu? Top oynama hakkı yok muydu? Gezip tozma hakkı yok muydu? Hayatlarının baharında bu çocuklar niye canlarını verdiler, kanlarını akıttılar? Bir düşünmek lazım bu noktada. Balıkesir'in İvrildi kazasının Mallıca köyünde bir gazimiz var bizim, Azman Dede diyorlar. 2.05 boyu, 106 kilo ağırlığında bir yiğit kardeşimiz, gazimiz. 1992 yılında vefat etti. Çanakkale deyince bu gazimiz başlıyor titremeye. Bekleyin uçuyor, olduğu yere yığılıyor. Daha sonra ayırtıyorlar ve diyor ki dayanamıyorum. Dayanamıyorum diyor, aynen şu hadiseyi anlatıyor. Bir gün düşmanla beraber öyle çetin bir muharebeye girdik ki, göğüs göğüse muharebeler yaptık ki, akşam ateşkes oldu. Bizim bölükten bir ben sana kurtuldum, bir de bölük komutanı. Bütün bölük şehit oldu. Ertesi gün bir de baktık ki, Mekke'li sultani öğrencileri bizim bölüğün yerine getirildiler. Çocuklar silah tutmasını bilmiyor. Aynen mektepten çıkarıp cepheye götürmüşüz. Şarjör takmasını bilmiyor. Süngünün nereye takılacağını dahi bilmiyor. Vay halimize, sıra bu çocuklara mı geldi? Yüzbaşı ne diyor, oturduk hüngür hüngür ağladık. Demek ki bu hale geldik biz. Vatan evden gidiyor, sıra bu çocuklara geldi. Gece uyumadık. Gece boyunca yüzbaşı ile beraber bu çocuklara nasıl nişan alınır? Nasıl ateş edilir? Nasıl savaşılır? Bir gecede ne kadar anlatılırsa o kadar anlattık. Sabah oldu. Her sabah gün doğmasıyla savaş başlıyor. Akşam karanlığıyla savaş bitiyor. Gece savaş yok. 8,5 ay. Gün doğmaya başladı diyor. Çocuklar korktular. Çünkü karşı taraftan mermiler, bombalar mevzinin üzerinde yağmaya başladı. Toz, duman çocukların üzerine inmeye başlayınca korktular. Fet denizler oluştu, sapsarı kesildi, sarıldılar birbirlerine, dondular kaldılar diyor. Hiç gözümün önünden gitmiyor o halleri derken, içlerinden birisi çıktı, yüksek sesle bir marş okumaya başladı. Ötekiler de o marşa iştirak ettiler. Çocuklara bir güven geldi, bir cesaret geldi. Gerilmiş bir yay halini aldılar. Daha sonra bu yaydan fırlayacak bir ok haline dönüştüler. Ve hücum emri verildi. Sağımızda, solumuzdaki bölüklerle beraber biz de Allah Allah diyerek düşmana saldırdık.
akşama kadar çok kanlı çarpışmalar oldu. Akşam ateşkes yapıldı. Herkes mevzisine geri döndü. Bir tek Mektebi Sultanı öğrencisi sağ salim geriye gelemedi. Hepsi o gün şehadet şerbetini içmişler ve Allah'a kavuşmuşlar. 15 yaşında çocuklar bunlar. Hey 15'li 15'li Tokat Yolları Taşlı türküsünü dinlerken benim ciğerim yanıyor. Çünkü bu türkü bu çocuklar için yapılmıştır. Ama bakıyorum benim kardeşim düğünde koyuyor bunun kasetini, çıkıyor bunun eşliğinde bir de oyun oynuyor. Allah'tan korkmak lazım. Yarın bu çocuğun yüzüne ruz mahşerde nasıl bakacaksın? Ben bunun için bir can verdim. Ben Allah için, peygamber için, Kur'an için, ezan için, bayrak için, vatan için, namus için, dinimi bir insan bu vatanda yaşasın için kan verdim, akıttım, can verdim. Siz bu mukaddesleri ne yaptınız diye sorarsa hangi yüzle bir ecdadımızın yüzüne bakacağız ruz-i mahşerde? Türküler bizi anlatır. Türküler türkü anlatır. Medeniyetimizin, kültürümüzün en güzel yansımalarıdır. Eledin, eledin, hürük eledin. Besledin, büyüttüm, asker eledin. Dönmedi ne çare derken anamızın yanan yüreğini biz yüreğimizde hissetmezsek dostlar Çanakkale'yi anlayamayız. Şimdi 3 dakikalık bir türkü dinleteceğim size ekranda. Yanan ana yüreğinin nasıl olduğunu göreceğiz. Anlattıklarımı parça parça orada göreceğiz. Hocam buraya türkü dinlemeye mi geldik demeyin lütfen. Dedik Türkler türkü anlatın. Ben de moral bir nefes alayım ve konferansı şöyle bir toparlayalım. Yeni ekranda izlemiş olduk. Şehit olanlar Allah'a kavuştular. Mükafatını aldılar. Ama onların bir de geride bıraktıkları var. Onların çektiği ızdırabı, çileyi biz de yüreğimizde hissedeceğiz ki Çanakkale'nin o yüksek ruhunun manasını ve muhtevasını kavrayabilirim inşallah. Etrenikli bir hanımefendi var değerli dinleyenlerim. Oğlu Ali'yi cepheye göndermiş. Aylardır Çanakkale cephesinde savaşıyor. Bir sabah evinden çıkarken hanımına diyor ki hanım canım çok kuru fasulye çekti bugün. Ocağa bir kuru fasulye vur, akşam bir de soğan kırarız, afiyetle yeriz. Gidiyor dükkanını açıyor, tam çalışmaya başlamıştı ki iki asker geldi. Seni karakol komutanı çağırıyor hanımefendi. Acaba oğlum Ali'ye bir şey mi oldu heyecanıyla hemen dükkanını kapatıyor, karakola koşuyor. Karakol komutanı hanımefendiyi görür görmez, hanımefendi sen hala burada mısın? Bütün Edremitler cepheye gittiler. Koş sen de yetiş. Komutanım mesele değil. Benim oğlum Ali aylardır zaten Çanakkale'de savaşıyor. Ben de giderim. Din vatan için savaşırım. Ama bana müsaade et. Dünya gözüyle hanımımı bir daha göreyim. Çünkü gitmek var dönmek yok. Bir helallik alayım. Dediyse de yok diyor komutan. Koş sen onlara yetiş. Ben iki askerle hanımına haber veririm diyor. Zavallı hanımefendi evine gidemeden, hanımıyla helalleşemeden Çanakkale'ye gidiyor ve savaşmaya başlıyor. Günler haftaları, haftalar ayları kovalıyor ve nihayetinde Çanakkale zaferini kazanıyoruz. Oğul Ali sağlam memleketine dönmüş ama baba hanımefendi yok, gelmemiş. Oğlu anlatıyor, iki gözü iki çeşme, yürek dayanır gibi değil. Vallahi hocam, anam bizim evde ölünceye kadar her gün kuru fasulye pişirdi. Kendisi bir kaşık kuru fasulye yemedi. Babamın tabağını, çatalını, kaşığını, bardağını sofraya koydu, kaldırdı. Koydu, kaldırdı. Ölünceye kadar kurduğu her sofraya babamın çatalını, kaşığını, tabağını koydu, kaldırdı. Acaba esir alınmıştır da, kurtulur da bir gün gelirse bir ümit var ya, canı çok kuru fasulye çekmişti, yemeden gitti, hemencecik yiyiversin diye her gün kuru fasulye pişiriyor. Akşam olurdu hocam, dağdan, bayırdan, tarladan dönerdik, yorgun argın, çoluk çocuk, toplaşırdık sofranın başına. Anacığım, yüreği yanık anam, ocak başından kuru fasulye tenceresini indirirdi, kapağını açardı ki servis yapsın. Kuru fasulyeleri görünce şehit babamı hatırlardı ve başlardı ağlamaya. Bize hissettirmemek için sırtını bize dönerdi. Ama ben omuz hareketlerinden için anamın ağladığını bilirdim.
ve önüme kuru fasulye gelirdi. Bir kaşık alırdım, vallahi hocam diyor, aha diyor, aha işte burada diyor düğün verirdi, geçmezdi. Bana soruyor, hocam sen böyle bir sofrada olsan, anan orada gözyaşı döküyor, babanın boş tabağı, çatalı, kaşığı burada duruyor, boğazından bir lokma geçerdi, bir yudum su geçerdi diye bana soruyor. Ben de size soruyorum. İşte şehit olanlardan başka geriye kalanlar ömürlerini bu acıyla geçirmişler. İşte bu acıyı hissetmek lazım. Hele bir Ali Kadir Bey var ya, onun anlattığına hiç yürek dayanır gibi değil. Hocam ben 6 aylıkmışım, babam cepheye gitmiş. Hiç babamı tanımadım. Yani baba kelimesine yabancıyım hocam diyor. Ve bizim eve hiç bayram girmedi hocam diyor. Ben bayram nedir bilmedim, tanımadım, tatmadım bu zevki. Ya bayramlar bayram olsun, kurtulsun ya da takvim yaprakları cayır cayır yırtılsın diye gözlerinden dökülen inci mercanı görseniz yüreğiniz parçalanır. Ve anlatıyor. Her bayram geldiğinde bizim evimiz cenaze evi haline gelirdi hocam diyor. Bayram sabahı anacığım beni saçlarımı tarar, abdestimi aldırır, temiz elbiselerimi giydirir, bağrına basar beni. Hadi yavrucuğum geç kalma, bayram namazına git derdi. Ben de evimden çıkardım, bayram namazına gitmek için arkadaşlarımı görürdüm. Babalarının ellerinden tutmuşlar, camiye gidiyorlar. Benim elimden tutacak bir babam hiç olmadı hocam diyor. Camiye girerdim, bakardım arkadaşlarım babasının yanına oturmuş. Benim yanına oturacak bir babam yoktu ki hocam. Ben de caminin bir köşesine ilişiverirdim. İmam Efendi hutbe okurdu, bir bayram namazı kıldırırdı ama ben mi namaz kılardım, namaz mı beni kılardı bilmem. İçimde ne fırtına eserdi hocam bir bilsen. Namaz biter bitmez koşar eve gelirdim. Bir de ne göreyim? Anacığım iki gözü iki çeşme bayram sabahı evde ağlıyor. Ben anamın elini öperdim, o benim elini öperdi. Ben anama sarılırdım, anam bana sarılırdı. Saatlerce gözyaşı dökerdik diyor. Ardından anam gözyaşlarımı siler, elimden tutar beni dedemin evine götürür. Bizde adettir hocam diyor. Her bayram sabahı bayram namazı kılındıktan sonra akrabalar dedenin evinde toplanırlar. En başa dedem dikilir, yanına nenem dikilir. Üçüncü sıraya beni koyarlardı diyor. Çünkü ben bütün kardeşleri için abilerinin bir armağanıydım, yetimiydim. Amcam gelirdi, dedemin elini öper, nenemin elini öper, sıra bana gelince benim de elini öper. Sarılırdı bana, gözyaşı dökmeye başlardı, sıraya girerdi. Sırada teyzem gelir, dedemin, nenemin elini öper, sıra bana gelince benim de elini öper. Dayanamazdı, sarılırdı, beni bağrına basardı, ağlamaya başlar, sıraya girerdi. Halam öyle, dayım öyle, bayram sabahı bizim evde bir gözyaşı, tufan olur adeta. Hiç bayram girmedi hocam bizim eve. Ben bayram tanımadım, ben bayram görmedim. Ya geride kalan o insanların çektiği çileyi yüreğimizde hissedeceğiz. Biz Çanakkale'nin yüksek ruhunu anlayabilmeniz için. 57. alay diye bir alay var. Dünyada böyle bir alay yok. Saka erinden alay komutanına kadar hepsi şehit düşmüş. Bir alayda 1000'e yakın asker vardı. Alay sancak devir teslim töreni yapılıyor. 18. alay diyorlar, hemen geliyor bir asker, temsilen sancağı alıyor, dönüyor. Sırayı 57. alaya geldi, anons yapıldı. 57. alay, sancak havada. Sancağı gelip alacak bir tek asker yok. Alayın tamamı şehit olmuş, alayın olduğu yer bomboş duruyor. 10 binlerce askerimiz baktılar oraya. Ve gözyaşlarını tutamadılar. Başka alaydan bir asker geldi, sancağı aldı, vekaleten gitti yerine. Ve alay komutanı eşine bir mektup yazıyor. İki gözüm zerzecik. Dün sabah kalktım. Askerlerimin, mehmetçiklerimin, yavrularımın mevzilerini bir gezip dolaşayım dedim. Aman yarabbim ne göreyim. Bütün askerler iç çamaşırlarını yıkamışlar. Metrelerce ileri ağaçların dallarına asmışlar. Adeta kefenleri gibi bembeyaz, huzi mahşer kurulmuş sanki. Sordum, yavrularım, evlatlarım bu ne haldir? Dediler ki, komutanım yarın bayram. Bayram namazı kılacağız. Allah'ın huzuruna çıkacağız. İstedik ki iç çamaşırlarımızı yıkayalım. Tertemiz Allah'ın huzuruna çıkalım.
Dediler ki komutanım senden bir şey daha istiyoruz. Söyleyin yavrularım ne istiyorsunuz diye sordum. Yarın sabah bayram namazını kıldırdıktan sonra İmam Efendi'ye bir emir verilerim de bir de bizim cenaze namazlarımızı kıldırıversin. Ekranda görüyorsunuz. On binlerce askerimiz önce bayram namazını kılıyorlar. Bayram namazı bittikten sonra geriden bir askerin sesi yükseliyor. Her kişi niyetine. Bütün askerler ellerini kaldırıyorlar. İmam Efendi Allahu Ekber deyince her asker kendi cenaze namazına niyet ediyor. Kendi cenaze namazının tekbirini alıyor. Kendi cenaze namazının bu asker okuyor. Ve namazını kılıyor. İmam Efendi selam veriyorlar. Geliyor. Kucaklaşıyorlar. Helalleşiyorlar. Ardından hücum emri veriliyor. Akşama kadar çok kanlı çarpışmalar akşama peşkeş olduğunda binlercesi şehadet şerbetini içerek Allah'a kavuşuyorlar. Ben kendi nefsime soruyorum. Allah aşkına herkes kendi nefsine sorsun. Ya bu nasıl bir duygudur Allah aşkına? %100 öleceğini bilerek bir insanın kendi cenaze namazını sağken kılmasının ne demek olduğunu bir soralım. İnsanın kimyası değişir. Bütün duyguları altı olur. Ama onlar Allah'a kavuşmayı arzu ediyorlardı. Şehadet şerbetini istiyor, çiğnemek istiyorlardı. Ve o şekilde Allah'a kavuştular. Ama düşmanı da Çanakkale'den geçirmediler. Tabi binlerce şehit var. Ama binlerce de yaralı var. Ekranda görüyorsunuz. Bir doktor. Doktorun yanında yardımcıları. Doktorun önüne bir masa kurulmuş. Yaralı askerlerimiz o masaya yaralı asker getirip yatırılıyor. Doktor kabaca bir muayene ediyor. Eğer kurtulma imkanı varsa müdahale ediyor, ameliyat ediyor. Kurtulma imkanı yoksa kaldırın bunu şu ağacın gölgesine koyun, rahatça şehadet şerbetini içsin diyor. Doktorun önüne bir yaralı asker getirip yatırdılar. Yüzü gözü kan revan içindeydi. Hiç tanınmıyordu. Vücudu delik deşikti. Bağırsakları dışarı fırlamıştı. Doktor şöyle kabaca bir muayene etti. Baktı. Bu kurtulmaz dedi. Bu kurtulmaz. Kaldırın bunu dedi masanın üzerinden. Tam masanın üzerinden kaldıracaklardı ki kan revan içinde masanın üstünde yatan askerden bir feryat yükseldi. Asker baba diyordu, baba diye feryat ediyordu, ben oğlum Ali'yim diyordu. Doktorun özelliğinden yatırılmıştı önüne. Ama yüzü gözü kan içinde olduğu için doktor tanıyamamıştı özelliğinden. Sesinden tanıyıverdi onu. Babalık hasretiyle ona öyle bir sarıldı ki, o da babasına sarıldı. Değme ressamın fırçasından çıkmayacak bir manzara. Çevresinde olanlar o manzarayı görünce gözyaşlarını tutamadılar. Doktor dedi ki bu benim öz evladımdır, kaldır şu ağacın gölgesine koyun, ben ondan sonra müdahale ederim, sıradaki yaralıyı getirin dedi. Bir başka yaralı yatırdılar doktorun önünde, masanın üzerine. 9 kurşun girmişti vücuduna, saydılar. Ama başı sağlamdı. Doktor dedi ki bunu kurtarabiliriz. Hemen ameliyata başladı. Ameliyatlarda narkoz kullanmıyoruz. Yok ki kullanalım. Allah aşkına 9 kurşun narkozsuz canlı canlı bir vücuttan nasıl çıkar? Bir değnek var. Değneğe keçe sarıyoruz. Keçe. Ameliyat olan askerimizin ağzına veriyoruz. Isır bunu. Canın yandıkça dişini sık ısır. Sakın bağırma. Düşman duymasın. Doktor ameliyata başladı. İtina ile 9 kurşunu vücudundan çıkardı. Yaralarını sardı, sarmaladı. Tam bu askeri olsun kurtardık diyecekti ki bir de baktı asker nefes almıyor, nabza atmıyor. Çoktan ameliyat esnasında şehadet şerbetini içmiş. Doktor yıkıldı. Çok üzüldü. Bunu da kurtaramadık dedi. Kaldırın bunu masadan. Kaldırdılar. Götürürken doktor arkadan seslendi. Onun ağzındaki o keçeyi alın artık onun ona ihtiyacı kalmadı dedi. Ağzından keçeyi bir aldılar ki 4 tane sağlam bir keçede durup durur. 4 sağlam bir keçede duruyor. Bir insanın 4 sağlam bir şey Allah aşkına nasıl kırılır ya? Ya nasıl bir acı çile çeker, ızdırap çeker ki 4 sağlam bir şey kırılıncaya kadar. İşte onlar o acıyı çektiler. O ızdırabı duydu.
Ama düşmanı da geçirmediler. Nasıl olacak böyle bir kahraman yiğit, imanlı ecdadımızı nasıl olur da biz bugün unuturuz? Hayırla yad etmeyiz, ruhlarına fatihalar göndermeyiz. İşte, işte bu gece bu duyarlılığı göstererek değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim burada, işte bu kadim şinaslığın bir ifadesi olarak, vefanın bir ifadesi olarak burada toplandık. Fevkalade bir dikkat ve dikkat ve alaka görüyoruz. Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Şehitlerimize layık kılsın bizi. Akif ve Çanakkale diyerek inşallah bu sohbeti tamamlayalım. Ama 3 dakikalık yine Akif'in sesinden Çanakkale şiirini bir izleyelim. Ardından da Akif ve Çanakkale'yi anlatarak sohbeti bitirelim inşallah. Devlet şairleri, edebiyatçıları, ressamları toplamış, Çanakkale'ye götürmüş.
görsünler o dehşet manzarayı. Yazsınlar, çizsinler, halk okusun, savaşa entegre olsun. Mehmet Akif o zaman Arap çöllerinde, Necid çöllerinde görevlidir. İngilizler aleyhimize Arapları kışkırtıyor. Akif de iyi Arapça bildiği için durumun öyle olmadığını anlatmak için o da Necid çöllerinde görevlidir. Akif ki ömrü boyunca Allah Resulü'nün hicranıyla yanmış tutuşmuş bir adam. Medine'ye doğru yaklaşıyorlar artık. Günlerce, haftalarca çöllerde yolculuk yapmışlar. Akif artık Medine'ye yaklaşınca Resulullah'a kavuşacak. Açmış ellerini. Ya Nebi şu halime bak. Nasıl ki bari yanar kum kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Haki payine yüz sürmek istedim durdum. Gelindi karşıma yıllarca ailem yurdum. Gözünde tuttu andıkça yandığım bu mukaddes toprak. Artık karşımda duramadı ne halime ne ocak. Kemiklerin bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin ya Muhammed eğer imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. Nedir o meşale? Nurun mu yoksa ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti. Sonra kısa bir ah. Akif daha fazla Resulullah'ın icranına dayanamamış ve olduğu yerde yığılıyor. Ve ayıltıyorlar Akif'i. Heyet Medine el-Muazzam tren istasyonuna geliyor. Ekranda görüyorsunuz. Tam o esnada İstanbul'dan bir telgraf geliyor. Telgrafı açıyorlar ki Çanakkale zaferini kazandık. Düşman mecbur bir şekilde döndü gitti. Eşref Bey bu telgrafı okur okumaz koştu Akif'in yanına. Müjdeyi verdi. Ve Eşref Bey'e sımsıkı sarılmış hüngür hüngür ağlayan bir adam var. Bu Akif'ten başkası değil. Ellerini açmış Allah'a. Ya Rabbi bu zaferin destanını yazmadan benim ruhumu alma Allah'ım diyor. Ve ekranda görmüş olduğunuz el-Muazzam tren istasyonu ki ecdadımız Abdülhamid Han cennet mekan yaptırmış bu istasyonu. Peygamberimizin kabrine 1 kilometre yakındadır. Hemen bu istasyonun arka tarafına geçiyor. Bir hurma bahçeliği var. Sırtını bir hurma ağacının gövdesine dayıyor. Önüne mum ışığını koyuyor. Sabaha kadar hıçkıra hıçkıra o meşhur Çanakkale destanını Çanakkale'de yazmamış Akif. İstanbul'da yazmamış. Medine-i Münevvere'de Allah Resulü'nün kabrinde 1 kilometre kadar işte Muazzam tren istasyonunda yazmıştır. Ama ne yazmış be kardeşim? Akif Çanakkale'yi görmemiştir. Çanakkale'yi gören yüzlerce şair, edebiyatçı yazmışlar, çizmişler. Bir satır ben rastlamadım onlara. Fakat Akif görmediği halde bu kadar güzel bir şaheser ortaya koyabilmiştir. Ya bir de görseydi Çanakkale'yi kim bilir nasıl anlatırdı. Öyle bir anlatıyor ki Çanakkale destanını okuduğumuz zaman kılıç şıkırtılarını duyar gibi oluruz. Çanakkale'de savaşır gibi oluruz adeta. Gökten ecdadı indiriyor Akif bu destanda. Alnından öptürüyor Mehmetçiğin. Kabe-i Muazzama'yı alıp getiriyor. Şehidimizin kabrinin başucuna mezar taşı olarak dikiyor. Mavi mor bulutlardan türbenin üzerine bir tavan çakıyor. 7 kandilli Süreyya'yı bir avize gibi tavana asıyor. Mehtabı getiriyor başına bekçi olarak dikiyor. Tarihlere sığdıramıyor onu. Ve ardından ey şehit oğlu şehit isteme benden makbe. Sana avucunu açmış duruyor peygamber diyerek manen peygamberimizin kollarına şehidimizi terbiye ediyor. Ve Akif'le ilgili, Çanakkale'yle ilgili bir anekdot aklıma geldi. Şimdi onu size vereyim. 1990'lı yıllarda Mehmet Akif'le ilgili bir araştırma yapıyorum. Bir gazetede makale yazacağım, yayınlanacak. Tam o esnada eşim yanıma geliyor, çalışma odama. Mustafa Bey diyor, Mehmet Akif'le ilgili çalıştığını biliyorum. Arzu edersen bir arkadaşımdan dinledim, seni ilgilendiriyor, anlatayım bir hadise. Hadiseyi yaşamış, görmüş olan birinci şahitten eşim dinliyor. Ben de çalışmamı bırakıyorum, oturduğum koltuğa yaslanıyorum, eşimi dinlemeye başlıyorum. Anadolu'nun herhangi bir yerinden 2 otobüs halinde 80 kişi Çanakkale Şehitler Bölgesi'ne ziyaret ediyorlar. Oradan bir rehber alıyorlar.
rehber o gruba benim size anlattığım Çanakkale'deki manayı, iman boyutunu, yüksek ruhu onlara anlatmaya başlıyor. O esnada bu 80 kişinin içinden bir adam çıkıyor ve sesini yükseltiyor, rehbere bağırıyor. Kardeşim sen onları benim külahıma anlat. Çanakkale'ymiş, imanmış, yüksek ruhmuş, inanmıyorum ben onlara. Adamın biri çıkmış, adamın biri dedi Akif, güya onunla alay edecek. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak toprağı sıksam şüheda diyor. Bu ne geri kafalıktır be kardeşim. Toprak şüheda fışkırır mı diyor. Hadi bakalım diyor, ben yerden bir avuç toprak alacağım, otlarla karışık sıkacağım. Bakalım şüheda fışkıracak mı diyor. Bu 70-80 kişinin meraklı bakışları altında heyecanla adam yere eğiliyor. Otlarla karışık bir avuç toprak alıyor. Kaldırıyor kolunu. Hadi bakalım diyor, sıkacağım. Şüheda fışkıracak mı bakalım diyor. Bir sıkıyor. Avucundan ve parmaklarından kanlar fışkırmış. Görenler hayretler içinde donup kalıyorlar. Daha sonra bir de görüyorlar ki normalde bulunmayan o toprağın içerisinde Avustralya dikeni denilen toplu iğnenin ucundan daha sivri dikenler varmış. O karışık otlarla karışık toprağı sıkınca kılcal damarlarını deştiği için bu dikenler parmaklarından ve avucundan kanlar fışkırmış. Akif'le alay ederken alay edilecek duruma düşmüş ve oturmuş 2 saat boyunca o dikenleri cımbızla ayıklamak zorunda kalmış. Hani şöyle bir söz var. Hak sillesinin sadası yoktur. Ama bir de vurdu mu devası yoktur. Hak sillesini yemiş bir adam. Eşim bana buraya kadar anlattı. Ben de teşekkür ettim. Çalışmama başladım tekrar. Çalışırken Akif'in bir şiirine rastladım. Gözlerime inanamadım. Okudum şiiri. Gözlerimi sildim. Böyle bir şey olmaz. Ben acaba rüyamda mı diyerek tekrar şiiri okudum. Allah Allah. Akif bu olayı anlatıyordu şiirde. Eşimi bana anlattı olayı anlatıyordu. Eşime seslendi. Allah aşkına şu şiiri bana okur musun? Eşim okudu, ben dinledim. Evet, doğruydu. Bu aslında mümkün olmayan bir şeydir dostlar. Mehmet Akif 1936 yılında Hakk'a yürümüştür. Rahmeti Rahman'a kavuşmuştur. Olay 50 yıl sonra cereyan ediyor. Bir insan düşünür ki ölmeden önce, öldükten 50 yıl sonraki bir hadiseyi anlatabilir mi? Ben şiirin bir bölümünü sizlere takdim edeyim, takdiri sizlere bırakayım. Nasıl değerlendirirseniz öyle olsun. Enbiya yurdu bu toprak, şüheda yurdu bu yer, bir yıkık türbesinin üstüne mevla titrer. Dışı baştan başa milyonla şehit eczadı. İçi boydan boya bir keynaslı kerinin yağdı. Öyle meşbu bu şehadet ki bu öksüz toprak, fışkıran otları bir sahada kan çıkacak. Aynen görmüş gibi naklediyor. Son beyti tekrar ediyorum. Öyle meşbu bu şehadet ki bu öksüz toprak, fışkıran otları bir sahada kan çıkacak. Aynen görmüş gibi anlatıyor. Siz buna Akif'in ferasetini dersiniz, iman boyutunu dersiniz, takdir sizindir. Allah Resulü'nün kabri şerifine 1 kilometre kalan bir yere vardık dostlar. Ya Allah Resulü'nü ziyaret etmeden oradan ayrılırsak Allah aşkına edebe mukayir olmaz mı? Madem öyle biz de Allah Resulü'nü ekranda da daha iyi olsa bir ziyaret edelim. Kemali edeple bir ziyaret edelim. Bu akşamki sohbetimizi de böyle tamamlayalım. Çünkü o Allah Resulü ki Çanakkale Savaşları'na katılmıştır. Hindistan'dan alim, abid, zahir bir insan, adam, Veliyullah'tan biri. Hac farizasını yapmak üzere Mekke'yi mükerremeye gelir, ardından Medine-i Münevvere'ye gider. Ve Peygamber Efendimiz'in kabri şerifine koşar. Deli divane olmuş bir adam. Gözyaşları içinde perişan bir vaziyette sürekli Peygamberimizin kabri etrafında pervane olur. Bu adamın bu hali Peygamberimizin türbedanlığını yapan zatın dikkatini çeker. Yanına gider ve sorar.
Allah aşkına perişan halini görüyorum. Günler var ki Resulullah'ın kabri şerifinde gözyaşı dökersin. Allah Resulüne kavuşmanın bir gözyaşı mıdır bu? Deyince o zat der ki, keşke senin dediğin gibi olsa. Ben ta Hindistan'dan kalktım geldim. Ömrüm boyunca hicranıyla, aşkıyla yarıp tutuştum Resulullah'la beraber bir hasret giderek. Fakat yine gördüm ki Resulullah makamında yok. Allah Resulü mezarında değil. Acaba benim kalp gözlerim mi kırıldı? Niye Resulullah kabrinde göremiyorum? Deyince türbedarın aklı Allah kulak olur. Kendi kendine der ki, ben yıllar var Allah Resulü'nün kabrinin bakımını yaparım. Resulullah mezarında kabrinde mi değil mi bilmem. Ya Rabbi bu adam Hindistan'dan gelmiş, peygamberimiz makamında yok diyor. Bu ne iştir? Diyerek yatar uyur. Ve gece rüyasında Allah Resulü'nü görür. Peygamber Efendimiz buyurur ki, o zatın müşahadesi evet doğrudur. Bugün ben Medine'de değilim. Makamımda ve mekanımda değilim. Mehmetçikler Çanakkale'de çok zor durumda oldukları için ben onlara yardım için Çanakkale'deyim buyurur Cenab-ı Resulullah. Ve Hasan mevsuf, bulunmuş, vücudu delik deşik olmuş kurşun yaralarıyla. Arkadaşlarının kollarında son nefesini verecek zor konuşuyor. Son cümlesi şu oluyor. Niçin zahmet buyurdunuz ya Resulallah? Niçin zahmet buyurdunuz ya Resulallah diyor. Başına düşüyor ve ruhunu teslim ediyor. Hani Akif diyorduk. Ey şehit oğlu şehit isteme benden bak ben sana avucunu açmış diyor peygamber dedi ya. Hasan mevsuf manen peygamberimizin kolları üzerinde can veriyordu. Binbaşı Ali Bey şöyle haykırıyordu. Yetiş ya Muhammed kitabın elden gidiyor diye saldırıyordu. Bir peygamber düşünün ki adını peygamberinden almış Mehmetçik onu imdada çağırır da o bigaya kalır mı? O da Çanakkale'de Allah Resulü askerimizle beraber savaşmış. Bir ordu düşünün. Allah'ın yardımını almış. Resulullah'la beraber savaşıyor. Onun karşısında değil İngiliz, Fransızlar, Hindular, dünyanın bütün orduları da gelse Çanakkale'den geçemeyecekti. Nitekim geçemediler dostlar. Son olarak Resulullah makamında bir ziyaret edelim. Ziyaret edelim de bizim ecdadımız Resulullah'ı nasıl ziyaret ederdi? Ekranda görmüş olduğumuz o Medine en muazzam tren istasyonu olduğu yere gelince bizim ecdadımız atlarından, develerinden inerlerdi. Şükür secdesi yaparlardı. Ellerine nalinlerini, ayakkabılarını alırlardı. Tekbirlerle, tehlillerle, salavatlarla beraber Allah Resulü'nün huzuruna çıkarlar ve onu ziyaret ederlerdi. İmam-ı Azam Hazretleri Peygamberimizin kabri şerifine 7 metre kadar duruyor. Allah Resulü'nden bir destur olur, ondan sonra onun huzuruna çıkıyordu. İmam-ı Şafii Hazretleri Medine-i Münevvere'de olduğu sürece hiç atına binmiyordu. Peygamberimize duyduğu edepten dolayı. Ahmet Rifai Hazretleri hiç yüksek sesle konuşmuyordu, saygısızlık olmasın diyerek. İbrahim Ethem Hazretleri'nin bir ziyareti var, dillere destandır. Kafkas Kartalı Şeyh Şami'nin Allah Resulü bir ziyareti var, dillere destandır. Ama bir Türk genci var ya, onu anlatmadan geçemeyeceğim. 17-18 yaşında bir Türk genci ama Allah Resulü hicranıyla yanıp tutacağım bir Türk genci. Babasına diyor ki, babacığım ne olur beni bir umreye götür. Aşkıyla, hicranıyla yanıp tutuşuyorum Resulullah'la bir hasret gidereyim. Varayım Kabe'ye, sarılayım Kabe örtüsüne. Rabbime durumu bir arz edeyim. Evladım, paramız yok. Biraz para biriktirelim ondan sonra gideriz. Ertesi akşam baba işten eve geliyor. Çocuğu diyor ki, babacığım beni ne zaman buraya götüreceksin? Bir akşam baba eve çok mutlu geldi. Kapısını açan çocuğuna dedi ki, müjdeler olsun yavrum, umreye yazıldık, önümüzdeki ay umreye gideceğiz deyince çocuk sarıldı babasına, yüzünü gözünü öpüyordu ve ona teşekkür ediyordu. Aradan kayboldu çocuk. Yarım saat, bir saat geçmişti ki çocuk ortalıklarda yoktu. Baba çok merak etti. Vardı çocuğun odasının kapısını şöyle bir araladı ki çocuk alnını secde-i rahmana koymuş, gözyaşı döküyor ve nahiyetinin şu sözlerini mırıldanıyor. Her kime ki umre nasip oldu, Mevla ona rahmet eder. Her kişi hanesine sevdiğini davet eder. Ya Rabbi, demek ki ben de senin sevgili bir kulunum ki beni de oralara davet ettin diyordu. Çocuk bir ay boyunca
sadece ibadetleri zenginleştiriyor. Siyerleri, kitapları okuyor, peygamberimizin hayatını okuyor, madde mana planında hazırlanıyor. Umre saati geliyor, uçağa binecekler, çocuk tir tir titriyor. Bedbenzi uçmuş. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salavatları eşliğinde uçağa biniyor. 3,5 saat boyunca dünya-i kiram konuşmuyor. Allah Resulü'nde salavat okuyarak, tekbir, tehlil getirerek Medine havaalanına iniyorlar. Çocuk diyor ki babasına, babacığım lütfen önce Resulullah'ın huzuruna çıkalım. Yeter canıma tak etti onun hasreti. Bir yüksek huzurda, büyük huzurda durumun bir arz edeyim. Evladım, valizlerimiz var. Gümrükten geçeceğiz, otele yerleşeceğiz. Gümrükten geçerler, otele yerleşirler. Ve ardından baba der ki, hadi bakalım evladım, beklediğin saat geldi, kalk Resulullah ziyarete gidiyoruz deyince ok gibi yerinden fırlar çocuk. Umre çantasını çıkardığı gibi atar bir tarafa. Saatini fırlatır bir tarafa. Cep telefonunu atar, bozuk paraları saçar, mendilini, taranını, ne varsa üzerine etrafa, deli divane olmuş bir çocuk. Babası şaşırır, sorar, evladım ne yapıyorsun böyle? E babacığım, büyük randevu saati geldi. Resulullah'ın huzuruna çıkacağız. İstedim ki onunla benim aramda perde vazifesi gören, üzerinde maddi anlamda ne varsa hepsinden kurtulayım. Sadece kalıbımla değil, kalbimle Allah'ın Resulü'nün huzuruna çıkayım. İstedim babacığım diyor. Baba oğul Bab-ı Selam'a geliyorlar. Ve içeri giriyorlar. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, salavatları eşliğinde ilerliyorlar. Ama çocuğun bütün melekeleri yerinde olduğu halde o kendisinde değil. Ayakta zor duruyor, tir tir titriyor, bedbenzi uçmuş, sapsarı kesilmiş. Tam Allah Resulü'nün kabri karşısına geliyorlar. Çocuk kabre doğru dönüyor. Esselamu aleyke ya Resulallah diyor, oğlum yere yolu veriyor. Çocuk bayılmış, babası kucaklıyor, mescide develerin bir köşesine götürüyor ve onu ayıltıyor. Ardından soruyor, evladım ne oldu sana? Vallahi babacığım ben de bilmiyorum. Ama tam Resulullah'ın kabri şerifi karşısına geldim. Döndüm, ona selam verince ve aleykesselam diye bir lahut ses işittim. Tepeden tırnağa nur içinde kaldım. Gerisini ben de hazırlamıyorum babacığım diyor. Dostlar, Allah Resulü'nü ekranda da ziyaret etsen işte böyle kemali edeple biz de ziyaret edelim inşallah. Necip Fazıl da öyle diyordu. Necip Fazıl Allah Resulü'nün huzuruna varmıştım diyor. İçinde fırtınalar kopuyordu. Mahcubiyetimden başım önüme düşmüştü. Ve seslendim Allah Resulü'ne. Peygamberim, yüzü suyu hürmetine yaratıldın peygamberim. Söyle seni seven Allah'a, bana ve bütün Müslümanlara sağlık, sıhhat, afiyet versin dedim diyor. Ardından tekrar peygamberim, yüzü suyu hürmetine yaratıldın peygamberim. Söyle seni seven Allah'a, İslam'ın izzetini, şerefini dünyaya hakim kılmadan benim ruhumu almasın dedim diyor. Geçtim, Ebu Bekir'i selamladım, Hazreti Ömer'i selamladım. Baki kapısından çıktım diyor. Ama ayakta zor duruyordum. Terliklerimi giydim, kendimi otele zor attım. Orada bir koltuğa yığılıverdi. Bir de baktım ki her taraftan Allah'ın ruhaniyetini ve nuraniyetini müşahede ediyordum. Kendi kendime dedim ki, ey Necip, bugünü görmek için gelmişsin dünyaya. Koy başını secde-i Rahman'a, Cenab-ı Allah'a hamd et ve şükret dedim diyor dostlar. Biz de aynı şekilde Allah Resulü'nün huzuruna varalım inşallah. Şu yeşil kubbenin altında Allah Resulü'nün metfundur. O haydı, dirildi, ölü değildi. O orada bizi izliyor. Benim Mekke Medine sunumlarım var. Bunu anlatırken çok geniş olarak anlatıyorum tabii. Burada sadece ziyaret edeceğiz. Allah Resulü'nün huzuruna varıyoruz. Selam veriyoruz. Ve Cenab-ı Resulullah'a durumumuzu arz ediyoruz. Ya Resulallah, biz senin ümmetiniz. Ama sünnetini gereğini yerine getiremedik ya Resulallah. Mahcubiyetimizden başımız önümüze düştü ya Resulallah. Ve ya Resulallah, burası senin evindir. Burası senin tekkendir. Burası senin medresendir. Burası senin karargahındır. Burada bir damla sudan ummanlar oluştu ya Resulallah. Burada bir kişiden milyarlar meydana geldi ya Resulallah. Sen de o milyarların başkomutanısın ya Resulallah. Ya Resulallah, biz kaçak değiliz. Ümmetinin defterine bizim de adımızı yaz ya Resulallah. Kıyamet gününde şefaatinden bizi mahrum etme ya Resulallah. Ya Resulallah, seni seven sevmiş ya Resulallah, seni yad eden etmiş, almış eline kalemini, ağızlar yazmış, bizim dilimiz dönmüyor, takatımız yetişmiyor ya Resulallah.
Harayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzünü, ak nasip eylese görsem yüzünü. Ya Muhammed canım arzular seni diyen, Yunus'un sana olan arzusu, bizim de sana olan arzumuzdur ya Resulallah. Aklı kurban gün be pişi Mustafa, hasbiyallah uki Allahümme kefa. Ey Müslüman, aklını Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne kurban et. Sonra hasbiyallah de ki kula Allah yeter diyen Mevlana'nın sana olan aşkı, bizim de sana olan aşkımızdır ya Resulallah. Gönül hur oldu şevkinden boyandım ya Resulallah. Bilmem bu nirana ben nasıl dayandım ya Resulallah. Eles tezginde bitmez bir figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahna gehti yandım ya Resulallah diyen Kayseri Yaman dedenin sana olan sevdası bizim de sana olan sevdamızdır ya Resulallah. Gönlüm sana hayran, gönlüm sana aşıktır efendim, bir ben değil bütün bir alem sana kurbandır efendim. Doğu kalbime, ey nuru dilara bir lahza. Kıdmirim, ey Şah-ı Resul kapında, kovma beni kapında, asillere lütfun yüce bir fermandır diyen Ali Ulvi kurucunun sana olan iştiyakı, bizim de sana olan iştiyakımızdır ya Resulallah. Ey ya Resulallah, makamına geldik, seni ziyaret ettik, bu ziyaretimizi kabul buyur ya Resulallah, kıyamet gününde bizi şefaatinden mahrum etme ya Resulallah diyerek biz de ziyaretimizi tamamlıyoruz değerli dostlar. Bu Çanakkale gecesinde bir bağrı yanık ana, Bilecik istasyonunda oğlunu cepheye uğurlarken şöyle diyordu. Bilecik istasyonunda yaşlı bir ana, evladını cepheye uğurlarken ona, oğlum babanı dime tokada, dayını şırkada, ağabeylerini Çanakkale'de kaybettin, sen benim son yongamsın. Artık sen de dönmezsen ben Allah'a emanet diyordu ve devam ediyordu. Git, hadi sen de git, minarelerimiz ezansız kalacaksa sen de git, camilerimiz Kur'ansız kalacaksa sen de git, milletimiz vatansız kalacaksa sen de git. Ezan, Kur'an, vatan kime emanet? Galicia'da, Şıkka'da, Yemen'de, Kafkasya'da, Çanakkale'de şehit düşenlerin evlatları kime emanet? Değerli dostlar, Çanakkale şehitlerin evlatları bize emanet. Mukaddesler bize emanet. Kur'an bize emanet. Bu vatan bize emanet. Bizim ecdadımız Çanakkale'de kan ve akıttı ve can verdi. Ne için? Allah için, peygamber için, Kur'an için, bayrak için, vatan için, nesillerimizin imanlı, ahlaklı, edepli, faziletli, hayalı, namuslu olmaları için. Bütün bu emanetler, bu değerler daha doğrusu bize emanettir. Ve bu emaneti en iyi şekilde taşıdığımızın en güzel tercümanını karşımda görüyorum. İki saate yakındır, burada konuşmak kolay, orada dinlemek daha zordur. İki saate yakındır, benim güzel evlilerim, güzel insanları bizi büyük bir sabırla dinlediler, iştirak ettiler, gözyaşı döktüler, burada görüyorum kendilerini. Allah cümlenizden razı olsun inşallah. Bizi peygamberimizin şefaatine nail eylesin inşallah. Allah'ın rahmetine nail eylesin inşallah. Şehitlerimize layık eylesin inşallah. Nesillerini imanlı yetiştirmeyi nasip eylesin inşallah diyorum. Bu duygular içerisinde bize en derin sevgi ve saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun.